Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdallar, bugün inşallah Rabbil alemin bu künde marhum Nazım akamızını, ruhlarını şad kılış üçün yazılıngan dasturhan atrafı da cemlenip durupmiz. Kadırdallar, özleri üçün itibarlı bugün insanını triklik degin emez,
vafat etgandan keyin ham xotirasini eslab turishligi bu insoniy vafo sifatlaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni vafodorlik sifatidan mahrum qilib qo'ymasin. Inson ya'ni shu dunyo hayotida yashar ekan, u o'zi yakka bir ish qila olmaydi. Har birimiz atrofimizdagi yoru do'stlarimizning bizga bo'lgan yoki bizning yoru do'stlarga bo'lgan sadoqatimizga ko'ra Alloh subhanahu va taolo insoniyatga muvaffaqiyat beradi. Muvaffaqiyat dunyo hayotida ham ko'p yutuqlarga ega bo'lish uchun atrofingizdagi odamlar sodiq bo'lish kerak. Atrofingizdagi odamlar sodiq bo'lishi uchun siz o'zingiz sodiq bo'lishingiz kerak. Siz agar aytgan gapingizda turib bera olmasangiz, atrofingizda kim turadi? Kim turib beradi? Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamning zimmalariga juda ham og'ir yukni yukladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mana shu yuk haqida, inson ko'tarishi, olib yurishi kerak bo'lgan eng katta yuk haqida biz mana shu yukni osmonlar va yerga tog'lariga yuklamoqchi bo'lganimizda osmonlar ko'tara olmadi degan. Yer bo'yini tovladi. Tog' chidamadi degan. Illa bu yukni hamalahul insan degan inson ko'tardi. Bu yuk islom yuki edi, iymon yuki edi, vijdon, sadoqat, haqiqiy rujulat yuki edi, buni inson ko'tardi. Va kanal insanu ajula, inson shoshqaloq deydi Alloh taolo. Inson shoshqaloq degan ma'nosi nimada desa, yuk og'ir, buni tezda tashlashni harakatiga tushadi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlar bor. Biz hayotda dunyoga bir marta kelamiz, qaytadan kelish yo'q. Bir marta keldikni shu bir marta inson bo'lib yashashni qoyillatishimiz kerak. Hamma inson bo'lib tug'iladi. Lekin hayot davomida inson bo'lib davom etishlik faqat Alloh suygan bandalarga nasib qiladi. Odamlar insonlikdan voz kechib yoradi. Og'ir yukni ko'tara olmay qoladi. Bir qarasangiz krisalik qiladi, bir qarasangiz maymunlik qiladi, bir qarasangiz kazzoblik qiladi. Musulmon odam inson bo'lib yashashi kerak. Aytgan gapiga javob berish kerak. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni shu da'vat bilan ya'ni vazifalantirganda atroflarida ana shu sodiq odamlar to'plandi. Yonlarida turib erishdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltirgan birinchi odamlar ojiz odamlar edi. Hech narsasi yo'q. Na so'zi, na hayotda obro'si, hech puli yo'q. Odamlar iymon keltirdi. Nimaga ularni yo'qotadigan narsasi yo'q. Undan tashqari iymonni Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rganiga berishligini isboti bu. Har doim boy odam, har doim kuchli odam, har doim dunyoda obro'li odam iymonli bo'lavermaydi. Ojiz odamni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgani uchun iymonni unga nasib qiladi. Lekin kuchli, baquvvat, gapi o'tadigan, obro'si bor insonlarning ichidan ham Alloh suyganlari bor. Ularga Alloh subhanahu va taolo iymonni nasib qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltirgan odamlar orasida ayollardan 8 dona ayol musulmon bo'ldi boshida. Erkaklardan 39 ta odam musulmon bo'ldi. 40-chi musulmon Umar Xattob, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Ular radhiyallohu anhuning hayotlarini o'rgangan odam lol qoladi. Inson tabiati, insonning xarakteri o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hadisi sharifda aytganlar, Alloh subhanahu va taolo insonni shunday xarakterda, shunday tabiatda yaratadi. Tog' bir joydan ikkinchi joyga ko'chdi desa ishon, ana bu xarakter o'zgardi desa ishonma deganlar. Inson xarakteri o'zgarmaydi. Bu nima desa insondagi shijoat, tezda g'azab qovorishligi yoki muloyimlik o'zgarmaydi bu. Xo'p, bu xarakterni qanday qilib biz yaxshilikka ishlatishimiz kerak desa, xarakterni o'zgartirib emas, o'sha xarakterni Payg'ambar alayhi salatu vasallam olib kelgan islom ta'limotiga bo'ysundirish bilan biz yaxshilikka xizmat qildiramiz.
Hazreti Umar radıyallahu anh'ın tarihini okusanız, Umar köçede hiç kimge gap bermagan. Otaları hattab, balalarını uçlak kollarına oynarkenler, mahallama mahalle. Yaşı gavdesi sal, balantıra balanı körüp kalsalar, o barıp halge bulan uluşturarkenler. Köçede. Eğer Umar kelte giyip kalsa, dedesinden kelte giyirken. Dedesinin keltegi, köçedeki balanı keltegiler ağırken. Şunun için ne mi bulsayım, uramansın demelendirken. Umar, hayatın mobayında hiç kimge buysunmagan, hiç kimge. Fikri, hayatı, dünya karşı keskin bugün. Lekin Müslüman bugünden ki bu keskinlik yok almagan. Onun keskinliği, onun şicaatı, onun gayreti indi hak yolda bugün. İnsanın hayatı da güzel ahlakları, acayip sıfatları şeriat kursatken kursatmaya amel kılsa yine savab buladı. Bu mesela insanlık kavmiyetine, özünün şahsiyetine hizmet kıyan karakterine ne kadar ki var? Az günü dünya 50-60-100 yılge barıp barmayan hayatta yaşayıp biz. Biz ahiret için hem bir narsalarını oylaş vaktimiz kıyken. Oylaşımız gerek kılıyetken işlerimizden Allah subhanahu ve ta'ala soruydu. Bizge vergen imkaniyetlerden soruydu. Umar radıyallahu anhu Müslüman bu yerlere de Müslüman buluşları bilen köçeye çıkıp durup hey! Kureyş kabilesi ben Müslüman buldum. Bir orta inek yapayım var mı? Degenler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a iman kentirgen kogen 39'da yigit Müslümanlığını ait olmasıdı köçeye çıkıp. Aysa boş giterdi. Hazreti Umar Müslüman buldu. Karakter özgürgeni yok. Köçeye çıkıp en katta düşmanlarını aldı gibi ben Müslüman ben bir orta inek yapayım var mı? Dedi. Hammasi in iniga kirib ketdi. Umar İslam'a kirganda İslam aşkar bo'lgan. Aşkara davet kılıç başlangan. Hicret buldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikast kılıçtı. Canlariga kast kılıp öldürmekçi buluşkenleri de Allah Teala peygamberimizni Mekke'den Medine'ye hicretke buyurdu. Hicret köçüş. Şu köçüşte hamma yaşırınca gitken. Hatta peygamberimiz özleri ham yaşırınca Ebu Bekir bilen yol yolake birkinip gitken. Başka sahabalar ham berkinib ketgan, berkinmay ketganini ushlab mushriklar öldürgen. Şunda Hazreti Umar otga mindiler, to'g'ri o'sha musulmon bo'lmagan odamlarni oldiga keldilar. Otlarini qoziqqa qoqdilar, bog'ladilar, o'zlari Ka'bani tavof qildilar. Bemalol tavof qildilar, takbir aytdilar, keyin ikki rakat namoz o'qidilar. Qaytib kelib haligi mushriklarni oldiga kelib aytdilar. "Hoy mushriklar" dedilar. "Men oshkora Madinaga ketyapman" dedilar. Yasribga hijrat qilib ketyapman. Hijrat qiyatganlarni sallar orqasidan quvib ozor beryapsanlar-u, ha? "Men o'sha hijrat qilganlar tarafdaman" dedilar. "Qaysi biringni onang bolasiz qolishini xohlasa? Qaysi biringni bolang yetim qolishini xohlasang? Qaysiningni xotining tul qolishini xohlasang?" Orkamdan ergeç dediler. Ben Medine'ye gidiyorum. Yapayım var mı dediler. Hammasi müşkelemiş bu kaldı. Bir artısı turup Hazreti Umar'ın gap kaytarol yani yok. Umar radıyallahu anhu İslam'ın kırıkdan biri. Umar radıyallahu anhu to'rtta halifenin ikincisi. Umar radıyallahu anhu cennet başaratını ogan insan. Umar'dan nafakat insanlar hatta şeytan hem kaçardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen bir gün köçeden ketiyipseler, bolalar Umar kelyapti, Umar kelyapti deyip kaçışı başladı. Şunda Hazreti Umar cahilleri çıktılar. Hoy, bolalar dediler, ben Peygamber aleyhissalam bilen bile ketiyipmen, nime geseller mine namımı etiyipsen dedi. Şunda Peygamber aleyhissalam Umar'a karar, hoy Umar, sen adamlarını koy, sen yürgen köçeden şeytan koça varar dediler. İnsanın karakteri eğer İslam'a hizmet kılsa, insanın fazileti İslam bilen eğer ziynetlense, bu insan bebaha insanı eğlenedi. Lekin şunday bebaha insanlar var, İslam'dan uzak bugelliği için fazileti yerine kumulgen zahatı yok aladı. Allah subhanahu ve ta'ala وَيُعْتِي كُلَّ دِي فَضْلٍ فَضْلَهْ deydi Kur'an-ı Kerim'de. Her bir insanın fazileti var. Her birimiz ekskluzivimiz. Başka bizge okşagen, bizi aynen özümüzge okşagen yeryüzde hiç kim yok. Biz
En faziletli Allah yaratken insanımız. Ana şu fazilet kaçan ruhu yapıp çıkadı dese, Allah'ın şeriatige, İslam'ge amel kıyanda çıkadı. Sahabelerinin hem mesela tarihini örgenin, adli insanlar bugün. Ulardaki kol bizde hem var, ulardaki baş bizde hem, ularının közü bizde hem var. Lekin ular nimaga bütün dünyanın havasını keltirgan insanlarga aylanishdi. Çünkü peygamberinin talimatiga amal kıldı. Peygamberinin talimatiga hizmet kıldı. Bu talimatning haq ekanligini insoniyat tarixida minglab misollarda ko'rish mumkin. Hamma yaxshi biladi, faqat xizmat qilish nasib qilsin hammamizga. Ahmad ibn Hanbal Hanbali mazhabining imomi, mujtahid bo'lgan. Bu kishi o'zining zamonida Mu'tasim degan podshohni qo'lida kaltaklangan, tazyiq ko'rgan, Qur'onni mahluq deysan deb majburlashgan Abu Duat degan o'sha paytdagi bir bid'atchi odam Ahmad ibn Hanbalni podshohga sotib, buni sindirib bersang, keyin bizni Mu'tazilalik aqidamiz amalga oshadi deb sotgan. Imom Ahmadni olib kelishib, Qur'onni mahluq deysan desa, yo'q, mahluq emas Qur'on. Qur'on Allohning kalomi. Qanaqasiga mahluq bo'ladi? Bu endi biroz ilmiy bahsda. Aynan mana shu masalada tazyiq qilgan, kaltaklagan, urib bellarini qonatib qamab qo'yar ekan. Ahmad ibn Hanbalning o'g'illari Abdulloh rivoyat qiladi. Abdulloh aytadiki, dadam deydi, har namozdan keyin duo qilib, "Yo Alloh, Abu Haysamni o'zing rahmatinga ol, Abu Haysamni o'zing hidoyatinga ol" deb duo qilaveradilar deydi. Bir kuni dadamdan, "Dada, har namozda Abu Haysam, Abu Haysam deyaverasiz. Abu Haysam kim?" deb so'radim deydi. "Abu Haysam kim?" "Abu Haysam" deydilar. "O'sha podshoh meni azoblab, qamoqqa solib, qiynagan paytida men bilan birga o'tirgan odam." Abu Haysam bir kuni deydilar, qattiq kaltaklanganman, orqalarimdan qon oqiyapti, ingirab hujramda yotsam, Abu Haysam kelib, "Ey imom, nimaga ingirayapsiz?" dedi deydi. "Endi kaltak og'ir, shunga yig'layapman, ingirayapman." Desa Abu Haysam aytibdiki, "Meni taniysizmi, kimligimni?" "Yo, tanimayman. Men Mu'tasim podshohning jinoyatchilar ro'yxatining 10-taligida turaman. Otim Abu Haysam. Meni bo'ynimga qilgan jinoyatimni qo'yish uchun 80 ming darra kaltaklashgan. Tanamaganman. Bo'ynimga qo'yish olgani yo'q. 80 ming darra qo'yish olgani yo'q. Hey imom, men botil yo'lda chidab bergan odamman. Siz haq yo'ldasiz-ku. Haq yo'lda turib chidang, sizikini savob bor" dedi deydi. İmam Ahmet aytadılar. Keyin deydi, "Qachon podshohni oldiga olib chiqib meni kaltaklassa, Abu Haysamni nasihati esimga tushadi" deydi. "Men o'zi jinoyatchiman. Jinoyatchi bo'lib chidab bergan odamman. Siz haq yo'lda imomsiz. Allohning kalomini himoya qilyapsiz. Chidang" degan gapi esimga keladi, "mustahkam turaman" deydi. Keyin shu bilan chiqib ketdi. Mu'tasim dunyodan o'tib ketdi. Uning atrofidagilar hammasi parokanda bo'ldi. Imom Ahmad zindondan chiqdi. Katta obro'ga, shonga ega bo'ldi. O'shanda Abu Haysamni duo qilardilar. Nimaga? Atrofingizda birodarlar sodiq odam bo'lish kerak. Haq yo'lda ekansiz. O'zi haq bo'lmasa ham sizga, "Sen haqsan. Oldinga yur. Atrofingda, yoningda men" deyish kerak. Keyinchalik Abu Haysam ham zindondan chiqib qaytib kelib, Imom Ahmadni qo'llarida tavba qilgan, to'g'ri yo'lni topgan, yaxshi odam, yaxshi musulmonlarga xizmat qilgan insonga aylangan. Insoniyat tarixi shundan iborat. Dunyoda ikkita jabha jangi davom etadi. Haq yo'l va botil yo'l. Botilning tarafdorlari ko'p, birodarlar. Nimaga? Chunki botil zohirda juda jozibali ko'rinadi, go'zal, chiroyli ko'rinadi, unga ergashish keladi odamni. Haq ko'zda, inson ko'zida zaif ko'rinadi, lekin ogohlantirib qo'yay, haq zaif ko'ringanda kuchli bo'ladi. O'shaning uchun mazlumning duosidan qo'rqish kerak, birovga zulm qilmaslik kerak. Eng katta yutquzuk, birodarlar, o'zimizni ichimizdagi ixtilof, bir-birimizni ko'ra olmaslik.
Biz bir bo'lgan paytimizda, birlashgan paytimizda bütün dünya bizga ergashgan. Bizning ajdodlarimiz oldida boshini ekkan. Biz qachon o'zimizni o'zimiz yeyishni boshlaganimizda bizni hamma yeyishi boshladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salatu vasallam hadisi shariflarda shuning uchun birlikka qattiq e'tibor berishlikni, sodiqlar bilan birga bo'lishlikni buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as-sodiqin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar. Sodiqlar bilan birga bo'linglar. Sodiqlar bilan birga bo'lish, ular bilan yonma-yon turishni o'zini xuddi namoz o'qi deganda buyurdi Alloh taolo. Namoz o'qish farzmi? Farz. Sodiqlar bilan birga bo'lish ham farz. Atrofingizga qarab qo'ying. Bir marta xiyonat qilgan odam yana qiladi. Atrofingizga sodiqlarni yig'ing. O'zingiz uni uchun sodiq bo'ling. Alloh subhanahu va taolo sodiqlar bilan birga bo'lgan odamlar bilan birga. Alloh biz bilan birga bo'lgandan keyin kimdan qo'rqamiz? Kim bizga qarshi chiqa oladi? Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruq bilan birga bo'lish, Alloh bergan kuch-quvvatga ega bo'lishni, dunyo va oxiratning saodatini kafolatlaydi. Inson dunyoda mukarram bo'lganidek, dunyodan o'tgandan keyin ham mukarram ekanligini islom o'rgatadi bizga. Mana hozir bir barchamiz uchun qadrdon bo'lgan insonni dunyodan o'tgandan keyin ham yig'ilib xotirasini eslayapmiz. Bu bizdan boshqa hech kimda yo'q. Bu e'tibor, bu hurmat insonga bo'lgan hurmat. Biz bir qop savzi emasmiz, olib ko'mib keladigan. Biz insonmiz. Inson qadriga, inson fazilatiga munosib hayot kechirishimiz kerak. Va dunyodan o'tganda ortingizdan ikki tomchi yosh to'kadigan do'stingiz qolsin. Ortingizdan ikki kalima Qur'on o'qiydigan birodaringiz qolsin. Alloh subhanahu va taolo mana shunday, ya'ni munosib hayot kechirishligimizga o'zi nasib qilsin. Tiriklar imtihonda birodarlar, o'tganlar imtihonning savol-javobini qilyapti. Biz hali imtihondamiz, hali tavbaga imkoniyat bor. Imom Buxoriyning hadis to'plamlarida payg'ambar alayhi salatu vasallam 100 ta odamni o'ldirib qo'yib, tavba qilib, tavbasi qabul bo'lgan odamning hikoyasini keltirganlar. 100 ta odamni o'ldirgan. Avval 99 tani o'ldirib, tavba ichiga tushib qolib, atrofidagi odamlardan men yomon odamlarga qo'shilib qoldim. Atrofimda hammasi batarillar. Odam o'ldirishdan to'ydim. Tavba qilishim kerak. Menga yo'l ko'rsating desa, u bir ibodatli odamni ko'rsatibdi. O'sha ibodat qilib yotadigan odam bor, falon masjidda yoki bir xonaqohda. Shundan borib maslahat so'ra, tavba o'sha senga yo'l ko'rsatadi. Haligina oldiga borsa, u ibodatlik ilmsiz ekanda u, ibodatli lekin. Kelib, men 99 ta odam o'ldirganman. Menga tavba uchun yo'l bormi? Tavba qilsam Alloh tavbamni qabul qiladimi desa, haligi ibodatlik odam, u badbaxt 99 ta odamni o'ldirib, yana tavba qilsam kechiradimi deyapsan? Seni Alloh kechirmaydi dermiş. Desa haligini jahli chiqib, 99 ta nima yu 100 ta nima deb uni ham o'ldiribdi. Anu ibodatdagi bolani. Keyin chiqib yana ichiga vijdoni qiynalib qolgan buni. Yursa bir kishi aytibdiki, falon joyda bir ahli ilm odam bor. Ilm odami bor. O'shandan so'rasang, u senga maslahat beradi. İlimli adamın aldığı keldi. Kelip aytti ki, ben dedi 100 ta adam öldürüp koydum. Lekin bunun sebepleri var. Etrafımda şuna kengi adamlar yığılıp koyan, ben şu katillikke kudurup koydum. Benim tavbamla Allah keçirer mi ki dedi. Degen de haliye ahli ilim aytti ki, sen Allah'ın rahmetinden naumit bulma. Bütün dünyanı toldurup günah kılsayan, agar tavba kılsayan, Allohga yuzlansang, butun dunyoni to'ldirgan rahmat bilan seni qabul qiladi. Tavba qabul bo'ladi. Sen gunohingni e'tirof qilyapsanmi? Ha. Endi tavbani yo'llariga yur. Nima qilay? Yashayotgan joyingdan ko'chib boshqa joyga borib yasha. Chunki atrofida buzuq odamlar to'planib qolsa. Yuqorida nima dedim? Atrofingizda xoinlar, qotillar, jinoyatchilar to'planib qolsa, undan chiqib keta olmay qolsangiz, jinoyatga qo'lib qo'yasizda. Hayotingni yangitdan boshla dedilar. O adam xursand bo'ldi. Turvasini yelkasiga oldi.
Yaşap durgan kışlağından çıkıp yolga düştü. Başka bir kışlağa tavba kılıp uşa joyda yangi hayat geçiriş için. Yolning yarmiga kelganda joni olinadigan bo'lib qoldi. Shunda rahmat farishtalari bilan azob farishtalari kelib, uni jonini talasha boshlashdi. Azob farishtasi aytdiki, "Men dedi, buni men olaman jonini. Nimaga? Buni qiynab jonini olishimiz kerak. Nimaga? 100 ta odam o'ldirgan bu." Rahmat farishtasi aytdiki, "Tavba qilgan axir bu. Tavba qilgan odamning gunohi kechiriladi." dedi. Bu talash Alloh subhanahu va taologa ko'tarildi. Alloh taolo aytdiki, tavba qilib chiqqan uyi bilan tavba uchun ketayotgan uyining masofasini o'lchanglar. Qaysi masofa yaqinroq bo'lsa, o'sha masofa farishta o'shani olsin jonini. Hisoblab ko'rishsa o'rtada ekan. O'rtada. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, endi uni boshi qaysi tarafda? Boshi qaysi tomonga yiqilgan desa Tavba tamamen yıkılırken eken başı. Rahmet farıştası olsun dedi. Radarlar, başımız tavba tamamen yıkılışlığını, hemen yıkıp kalışımız gerek. Biz kaçan dünyadan gitip kalışımızı bilmeyiz. Kendi tavba fırsatı degen gel, bizge can alar payeti de kip kalmasın. Çünkü can halkımge ki gen payeti tavba kabul bu meyli. Lekin Allah da Allah, o'ziga shirk keltirmagan, yakka Allohga ibodat qilgan va gunohini e'tirof qilib tavba qilganlarni rahmatiga oladi. Alloh subhanahu va taolo o'tganlarimizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Nozimjon akamizni va ularning ulardan oldin o'tib ketgan yaqinlarini, bu jamoatda o'tirganlarimizdan o'tgan barcha yaqinlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. O'tganlarga duo qilamiz shu. Lekin birodarlar, asosiy ish tiriklarda bizde. Biz yonma-yon turaylik. Yelkama-yelka turaylik. Biz bir musulmon xalqmiz. Biz birlashsak, bizga qarshi tashqaridan düşmanning birortasining kuchi yetmagan tarix mobaynida yetmaydi. Biz ichimizdan yemirilganimizda, ichimizdan xoin chiqqanda yutqizib qo'yganmiz har doim. Shuning uchun sodiq bo'laylik. Dunyo imtihondan iborat. Bugungi suhbat o'ylaysizki tasodifmi? Yo'q, tasodif emas. Men qayerda edim, siz qayerda edingiz? Mana aytayotgan mavzular hozir tayyorgarlik qilinmagan mavzular. O'tirib xayolimga kelgan bir mavzuni aytayapman. Ya'ni kimdir bu gaplarni eshitish kerak. Alloh taolo buni hujjat qilyapti. Men yetqazdim. Men ham o'zim amal qilishga majburman bu gaplarga. Lekin kimdir bu gapni eshitadi, inshaalloh to'g'ri va haqiqatni anglaydi, savobidan umid qilamiz. Biz tiriklarimizni yaxshi ishlar qilib, hayotda davomiy hayot kechirib borishligimizni, bizdan keyingi avlodlar bizdan faqat sodiqlikni, haqiqiy rujulatni, erkaklikni o'rganadigan bolalar qolishligini ta'minlashimiz kerak. Hayot shunda go'zal. Hayot xoinlar bilan go'zal bo'lmaydi. Hayot xoinlar bilan chang to'zon bo'ladi. Biz sodiq bo'lganimizda ko'zimizga chang to'zon ham tiniq ko'rinadi, birodarlar. Sodiqlik barchamizni asosiy sifatimiz bo'lsin. Yana inshaalloh robbil alamin o'tganlar haqqiga nomlamizdan qiroat iltimos qilamiz, keyin umumiy duo qilamiz, shu bilan keyin taomlarga marhamat qilinadi. Tashakkur. Yeah.
o'qilingan tilovatlardan, aytilingan mavzu masalalaridan hosil bo'lgan ajr mukofotlarni barcha duo umidida yotganlarga baxshida qildik. Xosatan Nozimjon akamizning ruhlariga baxshida qildik. Alloh taolo u kishini yaxshiliklarini o'zlariga hamroh qilgan bo'lgan, hisob kitoblarini oson qilgan bo'lgan, bu yaxshiliklardan, xayriyatlardan ularning ruhlarini shod qilgin. Ortlarida qolgan yaqinlari, yori do'st birodarlari barchalarini barchalarimizni Alloh taolo o'zing sodiq hayotda hayot kechirishimizni nasib qilgin. Insoniylik bahosiga munosib inson bo'lishimizni nasib qilgin. Birdamligimizni o'zing kuchlaytirgin, quvvatlantirgin. Barchalarimizni dunyoda seni roziligingga munosib bo'lishimizni, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq hayot kechirishimizni nasib qilgin. Bu ihsonga qadamlarni jiddiy qilib kelgan dasturxon atrofida o'tirgan barcha birodarlarimizdan duo umidida yotganlarga ham Alloh taolo o'zing yaxshiliklar ato qilgin. Qalblarimizda faqat o'zingagina iltijo qiladigan ehtiyojlarimiz bor. Alloh taolo ularni o'zing ravo bajo keltirgin. O'ylaganlarimizdan ko'ra afzal natijalarga bizlarni yetkazgin. Dunyoda iymonimizni salomat holda olib o'tib, qiyomatda jannat فرداس جنات لرده برگه بولش مزد برچن مزگ نصیب کن و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آل آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته